Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 2021 yılında yine açtı ağzını yumdu gözünü. Erbaş'tan zehir zemberek açıklama. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın 2021 Ocak ayı soğuk günlerinde bu açıklamaları Kütahya'da çok konuşulacak. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İl Başkanı Selçuk Alıç, Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy'un da hazır bulunduğu parti binasında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav Örençik'teki madene karşı çıktım. Kıt olan su kaynaklarının olduğu bir dönemde siyanürlü altın aranmasına karşıyım. 80 kişi istihdam edilecek diye Kütahya'yı mı zehirleyelim dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Yoğuncalı Fizik Tedavi Hastanesi şehir hastanesinden daha önemli. Kütahya'nın dışa açılan kapısı. Hastanenin devam etmesi lazım. Yoncalı markasını yaşatmamız lazım. Turizm ile uğraşan meclisteki 3 vekilden biriyim. Geçimim ve üniversitem turizm üstünedir. Kütahya'da hiçbir turizm toplantısına davet edilmedim, fikrim alınmadı. Yapılan ve yapılacak binalara karşı değilim ama bu kadar büyük yapılmasına gerek yok. Milliyetçi Hareket Partisi adına racon kesenleri içimizden temizleyeceğiz. Seçim zamanı ülkücü olanları ve Milliyetçi Hareket Partisi adıyla nemalananları temizleyeceğiz. Yakın zamanda bunları göreceksiniz. Şaibeli kişiler partide yer alamayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan aşıya destek geldi. Eşinizin dostunun kolundan tutun, aşı yaptırmayı götürün. Bir önceki sağlık müdürü evlere şenlikti. O hala görevde olsaydı duvara toslardık. Şimdiki sağlık müdürü başarılı çalışmalar yürütüyor diyen Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, pandemi ve uyuşturucu ile mücadeledeki başarılarından dolayı vali ve emniyet müdürüne teşekkür ediyorum. Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ne talep çok. Yer tahsisi için çokça telefon alıyoruz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ayrıca şunları söyledi. ...ile beraber mahallemiz Domaniç'e de karşı çıktı. Benim maden ve madencilerle ilgili hiçbir problemim yok. Bu ülkede tabii ki altın varsa çıkarılsın, demir varsa kurulmazsa çıkarılsın. Ama söylediğim şu, eğer biz Murat Dağı'nda veya Domaniç Ayrısı'nda veya Simav'da siyanürlü altın çıkartmaya başlarsak zaten kıt olan su kaynaklarımızı iyice öldürmüş, yerde birikmiş oluruz. Doğa katliamının ayrı, insanlara verdiği zararı ayrı ama esas su kaynaklarının olduğu yerlerde bu altın madenleri arıyorlar. Ne hikmetse bizim burada böyle. Ve tam bir orman diyorsun, her taraf ağaçlık diyorsun, içinde sular var, gürül gürül akıyor diyorsun, pat diye orada birden altın var diyorlar. Nereden çıkıyor, nasıl bir anlamıyorum. Bütün ağaçlar kesiliyor, bir orada orman, maden arayacağız buraya diye. Ben bu işten ekmek yiyen ve para kazananlar tabii ki kazansınlar, tabii ki ekmek yesinler, hiçbir problemim yok. Maden ve madencilere de karşı değilim. Ama siyanürlü altın işine evet karşıyım. Şimdi kar yağdığından dolayı özellikle Gediz'dekiler ve Uşak'takiler çok güzel Murat Dağı resimleri paylaşıyorlar. Görmüşsünüzdür. Herkes işte kayak merkezinden bahsediyor. Biz o siyanürlü altın işini hep beraber ama hepimiz hiçbir siyasi fark gözetmeksizin sağcısı, solcusu hepimiz engellemeseydik oradan ne resimleri gönderecektik? Bol bol harfiyat resmi gönderirdik. Bol bol. Efendim bizim çocuklarımız orada çalışıyormuş. Yani geçimler arkadaşlar. Geçimler. Bir o altın madeninde çalışan insan sayısı 80 ile 120'yi geçmiyor. Siz şurada bir özel hastaneye gidin, burada 2 tane çok kıymetli ailenin özel hastanesi var. Yani bunlar 150 yataklı hastane, en az 600 kişi çalışıyor yani. Öyle bir şey mi olur ya? 80 kişi ekmek yiyecek, 80 kişi orada asgari ücretle çalışacak ve bir nesli mi öldüreceğiz? Doğayı mı katledeceğiz? Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. O yüzden arkadaşlar, ben bazı şeylere itiraz ediyorum. Bu itirazlarım siyasi mülahazayla değil arkadaşlar. Yani sırf bir başkası yaptı da ben buna itiraz edeyim, şu diye bu diye değil. Bak ben bunu eleştirirken gayet yorumlamışlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk defa Kütahya Belediyesi'ni aldık. Ama Genel Başkanım geldi, Kütahya Belediyesi huzuruna ne dedi? Benim arkadaşlarım, benim belediye başkanları, benim teşkilatlarım enkaz edebiyatı yapamaz dedi. Velev ki enkaz aldım ama yine yapamaz. Çünkü biz bu görevlere silah soruyla getirilmedik. Bu görevlere atanabilmek için, gelebilmek için dilindik, uğraştık, mücadele ettik. Ama enkaz edebiyatı bizde yok. Her şeye olumsuz tarafından bakmak bizde yok. Biz yalnızca kendi açımızdan doğru bildiklerimizi, söylediklerimiz Allah'a emanet edemiyoruz. Eksik de vardır. Tamamlanmalara ihtiyacı olan kısımlar da vardır. Biz bunlara her türlü istişareye de açığız arkadaşlar. Sizler de, ben en bildiğim yerden aynı şeyi söylüyorum. Dün şekere gittim mesela, şeker fabrikasına buradaki. Yapabileceğim bir şey var mı? Dediler ki kotamızın artırılması gerekir. Ben sizin için mücadele edeyim. Hatta Vahit Bey, oranın sahibi, şu anda AK Parti milletvekili. Ben dedim ki Vahit Bey'e gitmesin, Sayın Cumhurbaşkanı'na veya Sanayi Bakanı'na ben gideyim. Çünkü sonuçta insan kendi yer için şey isteyemez. Yani kendi fabrikası için siyasetçi de olsa, vatandaş da isterken çekilir. Ama ben o kota artırımından dolayı şeker fabrikasının ne kazandığı derdinde değilim. Eğer bir kota artırımı olursa, bu işten en çok benim çiftçim istifade edecektir. Ekmediği toprağını ekmeye başlayacaktır. Kursağına ekmek girecek, su girecek, bununla para girecek, bununla beraber de oğlunun, kızının, kentinin iaşesini yapacak. Biz bu işlere siyasi ve partiler üstü bir mücadele gibi bakarsak çok iyi olur. Yoksa arkadaşlar, siyasetçiye hırsı bitirir. Şu anda Kütahya'nın turizmini dizayn etmek isteyen veya turizmle ilgili bir mücadele eden kişi kuruluş veya bir grubun olduğunu da pek görmedim işin doğrusu. Biz bunun yalnızca hamaslı konuşmalarını yapıyoruz. Evet. Güzel güzel sohbetlerini ediyoruz ve mutlaka kuruluşun ve kurtuluş cümlesini de ekliyoruz. Bunu da ekliyoruz. Onun dışında da aslında fazla bir şey yapmıyoruz. Bakın, değerli dostum, geçen yıl ben Türkiye Cumhurbaşkanı'na biliyorsunuz, Türkiye Cumhurbaşkanlığı her yıl bir bölgeyi turizm bölgesi ilan eder. Ve orayı yılın işte turizm alanı diye ilan eder. Ben geçen sene Patara'yı ilan ettiklerinde Arizona için ortaya çıktım, yalnız kaldım. Şimdi bu yıl bilerek çıkmadım. Çünkü pandemiden dolayı Arizona yılı da ilan edilse veya Kütahya yılı veya Evliya Çelebi de ilan edilse bunun bir şeyi olmaz. Çünkü pandemiden dolayı turizm olmadı. Eğer Allah ömür verirse, hep beraber buralarda yaşarsak, gelip 2022 yılına Arizona yılı ilan etmek için hep beraber bir seferberliğe başlayalım.